Peki Sayın Başarır, şimdi başka bir konuya geçelim o zaman. Suç örgütü lideri Sedat Peker yeni iddialarda bulundu sosyal medya hesabından. Bir süredir de video çekmeyi bıraktı. Belki buna da ilişkin bir bilginiz varsa bunu da bizimle paylaşırsanız seviniriz. AKP'nin bir süredir FETÖ'ye yönelik operasyonlarda durma noktasına geldiğini işaret ediyor. Ve yine bir süredir yine bir isim vererek arka kapıdan arabuluculuk yürüttüğünü bu kişinin, işte söyleyelim, Mücahit Arslan, Sedat Peker'in iddiası bu şekilde. 2,5 aydır AKP ile FETÖ arasında bir arabuluculuk faaliyeti yürüttüğünü ifade etti. Dün de tamamlaması açısından belki de Sayın Mustafa Balbay'ı konuk ettiğimizde kendisi de bu sürenin daha geriye dayandığını ifade etmişti. Duyumlarına göre yılbaşından bu yana benzer bir takım görüşmelerin yapıldığını kendisi de el yükselterek iddia etmişti. Siz ne diyeceksiniz? Klasik soruyu sormak istemiyorum ama yani yine savcılar elbette ki bu pek çok iddia için neden harekete geçmiyor ve bu arabuluculuk meselesine ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi bir sefer evet bu soru çok klasik oldu ama evet. Şimdi herkes bilsin. AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı diyor ki bana yakın olan, benim yanımda olan, benimle beraber yürüyen, yolsuzluk da yaptı, hukuksuzluk da yaptı, FETÖ'cü de olsa ona kimse dokunamaz. Bunun örneklerini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi boy boy resim veren Abdülkadir Selvi. Bakın bir dönem FETÖ'nün dizinin dibinde oturan, ABD'ye giden ve 2011'de özellikle Kahraman Türk askerlerinin yargılandığı davalarda önemli bir misyon edilen kişi. Niye? Onların çünkü Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığından dolayı tövbe etme hakları var. İki, bakın yolsuzluğa bulaşmış. Birçok sivilliğe bulaşmış. Bürokrat ve siyasetçiler. Kim bunlar? Etin Külük. Kim bunlar? Korkmaz Karaca. Hala koltukta oturuyor. Onunla beraber AKP'yi yönetiyor. Bunların da dokunulmazlığı var diye reise yakın. Üç, yargı klavyesini, yargı imzasını, iradesini saraya teslim etmiştir. O yüzden artık bunları hiç konuşmayalım. Görünen şu, saray istediği istemediği sürece yargı hareket etmeyecek. Bu kibirleri soruşturmayacak. Bunu soruşturacak parti ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi. Peki, bu da herkes öyle bilsin. Bir tweet'i daha var, onu da size sormak istiyorum. Diyor ki, merak ediyorum çünkü benim kafam çok net. Olsa da olaylar gerçekten karışık gibi. Tekrar söylüyorum, ben kendi intikamımı alacağım. İzleyeceğim yolu 2023'te yapılacak seçimlere kadar planladım diyor. Kimsenin gazına gelmem diyor ama 2023. Neden 2023 diyerek ne demeye çalıştı sizce Peker? Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Sedat Peker'in intikamı ya da verdiği seçim tarihi ya da iddialar aslında beni çok bağlamış. Ama benim gördüğüm bu süreçte bir sürü şey var. Bakın daha önce de herhalde sizin kanalda söylemiştim. 20 yıllık ceza avukatıyım. Hiç bu kadar üst düzey siyasetçiyi, yöneticiyi, bürokratı, suçluyu, şüpheliyi bir arada görmedim. Böyle bir durum var Türkiye'de. Sedat Peker'in tabii ki bir hesabı var. Beraber yürüdükleri için bir hesabı var. Beraber yürüdükleri için bir kızgınlıkları var. Ona verilen sözler var. Özellikle İçişleri Bakanı'nın geçmişte ilişkileri var. Bunlarla ilgili bazı hesaplaşmaları var. Evet. Ama şimdi görünen nokta, onları bir kenara bırakalım. Türkiye'nin özellikle son 10 yılında çok kötü ilişkiler ortada. Kabul edilmeyecek, kabul edilmeyecek iddialar ortada. O yüzden seçim ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Ama benim bildiğim bir şey, işte bakın Mücahit Arslan, işte bakın Soylu, gazeteciler, özellikle rüşvete bulaşmış basındaki bazı insanlar, özellikle Paramount Hotel'de kalan bürokratlar, savunma sanayinin müsteşarı, onların hepsi ortada. O yüzden Sedat Peker'in artık tweetleri ya da videoları değil, bir sürü gerçek kirlilik ortaya çıkmıştır. Bunlar bu iktidar tarafından dilenmeyecektir. Biz bir an önce seçim yapılmasını, yarın seçim kararı alınmasını istiyoruz. O pislikleri temizleyecek yapı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Peki, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun Sayın Başarı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Saygılar. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.